Onur Ünsalan şu anda yayınımızda. Hazır mı? Evet, hep birlikte Adana Spor platformundan. Buyurun, söz sizde abi. Onur, kolay gelsin. Merhabalar herkese, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Teşekkür ediyorum bu yayında birlikte olmamız adına bize bu fırsatı verdiğiniz için. Tüm ekibe, ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Demirspor'a da bugün başarılar diliyoruz öncelikle. Kısaca bir şöyle bir cümleyi şey buyurun. Siz sosyal buyurun. Medyada hem Tur Beyler hem işte Sevdamız Adana ve birçok ekip işte elinden geleni yapıp iyi bir dinamik oluşturdunuz. Ama bir Babalar Günü etkinliği yaptınız. Olumlu olumsuz tepkiler oluştu zannediyorum. Neler söyleyeceksin? Teşekkür ederim bu sorunuz için. Evet, burada birçok tepki aldık. Aslında Babalar Günü etkinliği fikrimiz nasıl ortaya çıktı? Bildiğiniz üzere biz bugüne kadar 65 yaş üstü yardım, LGS öğrencilerine özel ders, şehit anneleri ziyareti, 23 Nisan, jandarma genel komutanımız ziyaret gibi birçok etkinlik yaptık. Bu aya geldiğimizde önümüzde bir Babalar Günü olduğunu baktık ve dedik ki bu Babalar Günü'nde farklı bir şeyler yapmalıyız. Camiamızın büyükleri, camiamızın önderlerine güzel birer hediye verelim dedik. Bunları belirledik. Kimdi bunlar bizim için platform olarak baktığımızda? Sevgili değerli dostum Sayın Refik Gül, değerli dostumuz Ali Gönlü ve dedik takımımız adına takım kaptanlarımızdan Mehmet Sedef, hocamız, bir de kulüp başkanımızı belirleyelim. Bunlara güzel bir hediye verelim istedik. Evet. Tabii çok tepki aldık. Burada verdiğimiz hediye bir sertifikaydı aslında. Baktığınız zaman işte plaket veriliyor, neler yapıyorsunuz, plaket verilir mi, yüzünüz gülüyor, yüzlerinize hayır yok, bedava bilet için bunları yapıyorsunuz gibi birçok tepkiler aldık biz. Tabii baktığınız zaman önce şunu açıklamak istiyorum. Biz Babalar Günü pazar günüydü. Tabii ki bizim cuma akşamından bu yana yüzümüz kesinlikle gülmüyor. Yüreğimiz kan ağlıyor. Biz bunu cuma gününden önce çarşamba günü tesis ziyaretimizde kulüp başkanımıza, hocamıza ve sevgili Mehmet Sedef kardeşimize vermiştik. Evet, yüzümüz o gün gülüyordu. O yüzümüzdeki gülücüklerle takıma da bir umut saçmak istiyorduk. Bugün geldiğimiz noktada içimiz kan ağlıyor. Doğrudur. Evet. Şunu söylemek isterim sevgili Serkan abicim. Albert Einstein'ın bir sözü var. Hep aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek deliliktir diye. Evet. Biz bugüne kadar yönetimimizi eleştirdik, kavgalar ettik. Stada gitmedik. Sosyal medyadan affedersiniz küfürler edenlerimiz oldu. Baktık ki bir yere varamadık. Geldiğimiz nokta ortada. Bir arpa boyu kadar yol alamadık. Ve biz dedik ki biz platform olarak öncelikle iletişimden devam etmeliyiz. Bu iletişimi de sosyal medya üzerinden kurmak değil. Evet, bize göre de yanlışları var. Biz eleştirmiyor muyuz? Biz de başkanımızı eleştiriyoruz. Biz de Erkin Bey'i eleştiriyoruz ve bunu yüzlerine söyledik. Biz dedik zannetmeyin ki sus pus olacağız. Biz sizi eleştireceğiz ama dedik sosyal medya üzerinden değil yüz yüze konuşacağız. Ve nitekim eleştirdiğimiz konular da var. Ama biz çok fazla tepki aldık. Siz işte kulüp yanlısınız, siz şöylesiniz. Evet, biz kulüp yanlısıyız, biz Adana Sporluyuz. Biz Tur Beyleriz, biz Adana Sporuz. Biz taraftarız, biz Adana Sporlar Derneği'yiz. Biz hepsiyiz, biz hep birlikteyiz. Çok üzüldük, çok fazla tepkiler aldık. Bakın ben ne oldu ego olmasın affınıza sığınarak özür dileyerek söylüyorum. Tekstil kimyasalları üzerine çalışan özel bir firmada teknik satış müdürüyüm. Dünyanın birçok noktasına ihracat yaparak önce ülkeme sonra Adana'ya hizmet etmeye çalışan bir Adana sporluyum. Evet. Benim kulüpten alacağım iki tane forma, iki tane bilet bizim bunlarla platform olarak işimiz olamaz. Bizim kendi öz kaynaklarımız var. Dışarıdan gelen destekleri de reddeden bir ekibiz biz. Çünkü biz Adana Spor'a kazandırmak istiyoruz. Biz Adana Spor'dan kazanmaya ihtiyacı olan insanlar değiliz. Bizi çok üzdüler ve inanın sizleri çok daha iyi anladım. Evet. Bugüne kadar biz hep geride duran, maraton tribününe giden, her sene kombinesini alan, maç izleyen insanlardık. Bu hafta sonu yana aldığım tepkilerden sonra ya Onurcuğum ne gerek vardı, niye girdin bu işlere diye düşündüm bile. Ama sonra dedim ki eğer biz girmez ve meydanı boş bırakırsak bu yorumlarda bu tepkiler devam eder. Diyerekten yolumuza devam ettik. Tamamıyla düşüncemiz şu. Biz Bayramakgül'le iletişim kurmak istiyoruz. İrlandalı ünlü yazar Chris Brown'un bir sözü var abi. İnsanları geçimsiz yapan sevgisizliktir. Birbirine düşman edersek iletişimsizliktir diye. Biz önce sevgi kazanmalıyız ki ondan sonra iletişim kurabilmeliyiz. Biz buna inanan bir ekibiz. Evet. Aksini yaptık. Aksini yaptık abi. Sizler büyüklerimizsiniz. Spor camiasının önde gelenlerisiniz. Her yolu denedik. Ne oldu abi? Geldiğimiz noktada hiçbir şey yok. O yüzden bu sertifikayı kendisine hediye ettik. Kendisi devam ettiği sürece biz kendisiyle iletişim kurmak, kendisiyle bir yol almak adına uğraşacağız. Asla ve asla sosyal medyada karşısına çıkıp sen şöylesin, sen böylesin değil ama yüz yüze oturup başkanım biz şöyle düşünüyoruz diyeceğiz.
Kaldı ki verdiğiniz sertifika Adanaspor Başkanı, Adanaspor Teknik Direktörü, takım kaptanı, Adanaspor camiasına hizmet etmiş Refik Gül ve Adanaspor yine taraftarlarına, camiasına hizmet etmiş Ali Gön. Yanlış söylemiyorum değil mi isimleri? Çok doğru söylüyorsunuz. Çok doğru söylüyorsunuz. Bu dinamikler bir arada olsun istiyorsunuz benim anladığım kadarıyla. Tabii ki biz camianın zaten bizim amacımız 3 maddeyle özetliyoruz aslında biz. 1. Camianın paydaşlarını ortak noktada buluşturmak istiyoruz. 2. Küskünlerimizi geri kazanmak istiyoruz. 3. Yeni neslimizin yüreklerine turuncu aşılamak istiyoruz. Ha, dördüncüsü de en güzeli bence. Burada yine ezeli rakibimiz, ebedi dostumuzdan hakikaten örnek aldığımız bir nokta var. Bakın, Adanaspor'un başarıları çok daha fazladır. Süper Lig'de oynamışlığımız, ikili karşılaşmalardaki üstünlüğümüz, ama bir baktığınız zaman bilinirlik, reklam açısından bizim ebedi dostumuz bizden daha öndedir. Niye? Çünkü bu işleri iyi yapıyorlar. Evet. O yüzden de biz diyoruz ki bu üç maddeyi yaparken dördüncü madde, bu üç maddenin reklamını da iyi yapabilmemiz lazım. Evet. Bizim ana amacımız tamamıyla bunlar. Ve bizim, altını çiziyorum tekrar tekrar, özür diliyorum tekrarladığım için ama yani inanın kulüpten alacak bir tane forma, 10 tane forma, bilmem ne, bunlara ihtiyacı olan, ekonomik durumu olan insanlar değiliz biz. Bu ukalalık da olmasın, eğer bir ego ukalalık olduysa da herkesten özür dilerim. Estağfurullah. Ama yapılan eleştirilerden dolayı üzgünlük duyuyorsunuz. Artı sertifikalar maçtan önce verildiği için tabii ki maç bittikten sonra siz de bir üzgünlük duyuyorsunuz Adanaspor'un yaşadığı bu mağlubiyetten dolayı. Bunu şimdi Serkan abi, bundan duymamak mümkün değil. Yani bizim Adanasporluluğumuz sorgulanır olmuş. 40 yaşına geldik, merdiven dayadık. İnanın nasıl üzülmeyelim? Bunu üzülmeyen bir Adanasporlu olabilir mi? Kesinlikle. Geldiğimiz duruma üzülmeyen bir Adanasporlu olabilir mi? Ya inanın, biz bırakın bir şeyler almayı, biz maddi manevi ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Keşke bir farklı bir şey yapabilsek. Ya ama biz bugün işte deniyor ki siz hala sertifika veriyorsunuz, çıkıp bir yürüyüş yapsaydık bilmem. Abi biz 4,5 aydır etkin bir platformuz, özellikle 4,5-5 aydır. Kulübümüz bu hale 4,5-5 aydır mı geldi? Biz mi durdurduk bundan önceki 4,5 ayda insanları? Şimdi bunun suçlusu biz mi olduk? Gerçekten üzgünüz bu söylenenler için. Ama farklı bir yapı gösterip kimseye de cevap yazmadık. Kimseye de herhangi bir münakaşaya girmedik. Sağ olun, sadece sizler yanınızı bize açtınız. Konu da olduğu için böyle bir sitemkar bir yaklaşımda bulundum. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Ya da Adanaspor'un geleceğiyle ilgili söylemek istediğim fikirlerin, düşüncelerin var mı Onur? Tabii ki biz Adanaspor'un, bir kere biz şunu söylüyoruz. Biz takıma bir şey yapamayız. Biz ancak taraftar olarak mücadele verebiliriz. Bu vereceğimiz mücadele de nedir? Köylerimize inmek, İlçelerimize gitmek, yeni nesillere ulaşmak. Bizim üzerimize düşen budur. Transferi biz yapmıyoruz. Takımı biz kurmuyoruz. Ve bunlara müdahale etme şansımız da yok. Bizim yürüyeceğimiz kulvar burası olacaktır. Ve ümit ediyorum ki hala içimde şu Bolu maçından sonra bir ümit az da olsa canlandı. Evet, belki mantığımla değil, duygularımla veriyorum bu cevabı ama içimizde bir ümit canlandı. Umuyorum ki daha iyi olacaktır. Umuyorum ki daha iyi noktalara gidecektir. Ama şunu da söylemekten tekrar edeceğim belki ama başka çaremiz de olmadığı için, altını da çiziyorum çünkü farklı yollar hep denendi. Biz iletişimden yanayız, biz geçinmekten yanayız, bir noktaya ulaşmaya çalışacağız. Bundan önce denenmiş, başarılamamış olabilir ama biz de bunu denemeyeceğiz, geri duracağız anlamına gelmiyor. Onurcuğum çok teşekkür ediyorum verdiğim bilgiler için. İnşallah, ben uzun zamandır 4,5-5 aydır sizleri takip ediyorum. Gerçekten hem sizin platform, hem işte Sevdamız Adana, Selahattin Baynal olsun, hem Refik Gül, hem Ali Gönlü, hem Turbeyler grubu, üniversiteli Turbeyler olsun, liseli Turbeyler, herkes elinden geleni yapıyor. İyi bir dinamik oluşturuldu. Böyle devam etmenizi temenni ediyorum, başarılar diliyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Herkese iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Teşekkürler Onur. Sağ ol.